Efendim, şimdi Bilecik Beylikdüzü Gölü'ne doğru gidiyoruz. Şöyle kar manzaralı. Bakalım, gölet karda daha başka farklı güzeldir. Hem göleti seyredelim, sizlere seyrettireyim, hem kendim seyredeyim. Biraz kar buz var ama inşallah başımıza hiç çıkarmayız. Harika. Tam kartpostallık derler ya. Ama biraz sonra tam kartpostallık yere götüreceğim ben sizi. Tam kartpostallık yerden bakacağız, seyredeceğiz. Evet. Buradan aşağıdan araba çıkmış mı? Gider miyiz, gidemez miyiz? Tabii cesaret edemiyorum. Böyle ağır ağır ineceğiz inşallah. Bir sıkıntı çıkmaz. Ya tabii ki aracımızda kar lastiği var ama bir dört çeker değil tabii ki. Böyle havalarda araç kullanmayı severim. Tabi canamalı. Bakın şu anda araç kayıyor. Ama tabii ki böyle şeylerde çok frene basmadan aracı birinci vitese takıp bu şekilde inmekte fayda var. Araç kendi kendine iner. Yani aracı fren olarak iş yaparsanız araç kayar. O yüzden bakın ben biraz frene dokunayım diyorum, araç kaymaya başlıyor. Ama ayağımı frenden çekiyorum, birinci viteste ağır ağır bakın yokuştan aşağı doğru indik. Yokuştan aşağı doğru indik, gayet güzel. Evet, göletimiz harika gözüküyor. Evet, ne kadar güzel rahat indik. Yani çıkarken böyle çıkabilir miyiz? Tabii ki çıkarken bu şekilde çıkamayız. Yani çıkarken de tabii ki yine birinci vitesi takıp yine ağır ağır çıkmayı denenebilir. Evet. Hem gölette orman manzarası, hem gölet manzarası. Geçen hafta sevgili seyirciler buraya gelip program yaparken gölet 25 metre civarında çekilmişti. Yani belki bu karlar erince, suya dönüşünce gölet o 25 metre çekilmeyi yeniden tekrar eski haline gelir diye düşünüyoruz. İnşallah yağmurlar yağar tekrar. Şu anda buzun üzerine gidiyoruz. Seçler kayıyor yani. Araba resmen. Resmen araba kayıyor yani.
Sizler için ineceğim buradan. Sevgili seyirciler, yani göletin Çakırpınar tarafından girdiğiniz zaman yolu gördüğünüz gibi çok dik ve buz kayma riski fazla. Ama gölete Girecik tarafından girerseniz yani yolda tamam buzdan var ama aracınızda herhangi kayma riski yok. Rahatlıkla çıkabilirsiniz. Gölette gezebilirsiniz. Benim size gösterdiğim gibi. Zaten çoğu bakın araçlar geliyorlar gidiyorlar gölette o manzarayı seyretmek için. Yanlarına çay kahve getiriyorlar. Yani gayet güzel. Yani gölet tarafından, Piltüsü tarafından girdiği zaman yol temiz, açık, herhangi bir şey yok. Sadece şu yollar biraz kötü.
Yani farkında olmadan çukurlara girip çıkabilirsiniz. Bakın neredeyse aracın ön takımları bırakacağız buralarda. Nedense yetkililer bir türlü ilgilenmiyorlar. O kadar haber yaptık ama yine de haber yapmaya da gerek yok aslında. Bir takım şeyler. Sadece çukurlar var. Çok kötü çukurlar. Hele bu şu bölge, yani her tarafta aynı şu bölge daha çok. Ya insan bir kamyon yani vallahi şu olsa kendim getireceğim. Kendim dolduracağım ya. Bu kadar mı? Yani ilgililer yetersizdir ya. Ya asfalt istemiyor sadece dolu. Yani çukur olan yerleri doldursalar, kürekle doldursalar yeterli ya. Arabalar bir sağa kaçıyor, bir sola kaçıyor. Kaçsa da fark etmiyor. Sağa kaçsa soldakine yakalanıyor. Solda kaçsa soldakine yakalanıyor. Yani kaçma da şey değil. Abi şuraya bak ya. Şu çukurlara bak. İçine girsen de geri bırakırsın. Ön takımı bırakırsın yani. Kesin yani. Yani hızlı bir şekilde gel. İnan ki bırakırsın yani. Yani sevgililer, sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Olay haberi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Sağlıklı kalın.